Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 12. sözden devam ediyoruz. 12. sözün 3. esasında kaldık. Fakat elbette 3. esasa başlamadan evvel yine ilk ayeti, daha doğrusu zaten bir tane ayet var, en baştaki ayeti ve onun altındaki ilk paragrafı okuyacağız. O kısmı bir anlamaya çalışacağız, tekrar hatırlayacağız anladıklarımızı. Sonra dönüp 3. esası baştan sona bir okuyacağız. İnşallah bu derste de onun tefekkürünü yapmaya gayret edeceğiz. Hemen dönelim 12. sözün başına. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Bir daha okuyayım. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Bu ayet Bakara suresinin 269. ayeti. Bakara suresinin 269. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde verilmiş. Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Bakara suresinin bu ayetiyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile şunu hissediyoruz, seziyoruz, fark ediyoruz. Cenab-ı Hak 1. hikmete, 2. hayra dikkatimizi çekiyor. 1. hikmete, 2. hayra dikkatimizi çekiyor. Yani bizim dünyamızda, Müslümanın dünyasında hikmet ve hayrın durduğu yerler birbiriyle çok ilgili. Ve elbette zaten söz de onun üzerine bina edilmiş. Bu hayrın da hikmetin de içi Müslümanca dolu. Yani biz hayrı veya hikmeti Müslüman olmayanlarla aynı zeminde tas tamam tanımlamıyoruz. Elbette hikmet müminin yitiğidir. Bazen aynı paydalara da girdikleri olur. Yani mesela atıyorum teknolojik bir buluş. O Müslümanın da malıdır aynı zamanda. Kafirler buldu diye kullanmıyoruz. Öyle bir şey olmuyor. Harama taalluk etmedikten sonra o zaten bizim Allah'ımızın yarattığı bir şeydir. Bizim Allah'ımızın yarattığı da helal olduktan sonra kullanılabilir. Böyle bir bizim algımız yok. Yani kafir bulduysa onun malıdır. Ona biz elimizi süremeyiz falan filan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu hep duyarsınız. Sekülerler öyle derler. Sanki gavur icadı falan filan diyormuşuz da almıyormuşuz. Hani Müslümanlar neyi almamış şimdiye kadar? Belki haram olan kullanması teknolojiler varsa onlardan çekinmişlerdir. Ama onun dışında gördüğünüz gibi İslam alemi teknolojilere intibak etmede gayet çabuk. Hatta bugün bizim yaptığımız şeyler var ki bazı İHA'lar, SİHA'lar, şunlar bunlar. Batılıları da kendisine gıpta ettiriyor elhamdülillah. Dediğimiz gibi evet hikmeti biz kendimiz, kendi varlık algımız, kendi imanımız ile şekillendiririz. Hikmet dediğimiz şey birebir dünyacı bilgi anlamında değildir. Yani Batılıların veya sekülerlerin anladığı gibi dünyada menfaat sağlayan şey hikmetlidir demeyiz. Ha, onda da bir fayda vardır ama asıl bilgi, asıl değerli olan bilgi bekaya bakan bilgidir. Sonsuzda itibarı olan bilgidir. Onların da özünde Allah'ın razılığı olan bilgidir. Allah'a dair olan bilgidir. Eğer bu alanda bize cenneti kazandıracak, bize bekayı kazandıracak, bize ameli salih, bize takva kazandıracak alanda bilgi üretilmiyorsa o zemindeki bilgi ebterdir. Yani soyu kesiktir. Dünya bittiğinde, fani hayat bittiğinde o bilginin de hükmü kalkacaktır. Cennette, cehennemde bambaşka fizikler olacaktır. Bu dünyadaki o bilimsel gelişmelerin orada hükmü olmayacaktır. Burada belki o bilim sayesinde çok üst kademelere çıkmış dünyevi anlamda insanlar. Belki orada cehennemin gayya kuyularında olacaktır yani. O yüzden bizim hikmet anlayışımız varlığın derinliğine, onu yaratan Allah'a bakma, görme kastıyla şekillenmiş bir hikmettir. Burada onu epey izah etti. Birinci esaslı özellikle bu derslerin birincisinde, biz şimdi üçüncüsündeyiz. Birincisinde Bediüzzaman Hazretleri onun üstünde çok durdu.
Hikmet böyle. İki, hayır nedir? Hayır da dedik yine Müslüman için hem varlıksal hem de külli olan da gözükendir. Bizim varlığımız dünyaya münhasır olmadığına göre o külliyeti biz beka ile beraber ele alırız. Varlığımızı bekada devam ettirecek olan şey bizim için hayırlıdır. Mesela namaz uykudan hayırlıdır değil mi? Ezanlarda söyleniyor, sabah ezanlarında. Neden? Uyku bu dünyadaki varlığımıza hizmet ediyor. Namaz öteki dünyadaki varlığımıza hizmet ediyor. Yani namaz kıldığımız zaman elbet bu dünyaya da faydası çok ama namaz kıldığımız zaman biz bekaya dair bir amel işlemiş oluyoruz. Sonsuzluğa adanmış bir zaman dilimi geçirmiş oluyoruz. Uyku ise bu dünyaya adanmış bir zaman dilimi, biçimi. Öyle olduğu için namaz uykudan hayırlıdır. Sonsuzluğa adanmış olan, sonluya adanmış olandan elbette hayırlıdır. Gibi gibi tefekkürleri bir ve ikinci derslerde yaptık, başlarda hatırladık. Şimdi ilk paragrafı da okuyalım ki 12. söz ne yapmaya çalışıyor, o da anımsanmış olsun. Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi. Bak, Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti kutsiye, yüce, temiz, kusurlardan münezzeh. Ama felsefe hikmeti, onda böyle bir üstad şey kullanmadı, takı. Felsefe hikmetinin icmalen, özetle muvazenesi, hem hikmeti Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine, şahsi bireysel hayata ve hayat-ı içtimaiyesine, toplumsal hayatına verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüşhaniyetine, yani onlardan üstün oluş yönlerine dair bir işarettir. Pardon. Bütün kelamlara cihet-i rüşhaniyetine, onlardan üstünlüğüne bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani arkadaşlar tabi 12. sözü anlarken yazıldığı şartları da hatırımızda tutmamız lazım. O dönemde öyle bir durumda ki alem-i İslam bir tür asr-ı saadetteki Uhud dönemine benzer imtihan yaşanıyor. Nasıl ki Müslümanlar Bedir'de kazandılar, Uhud'da kaybettiler. Belki o Uhud dönemi Müslümanlar için bir sancı dönemiydi ama elhamdülillah tabii ki de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabesi o imtihanı tam puanla geçtiler. Yani hiçbir sarsılma, imanlarından şüphe etme, geri basma durumu olmadı. Ama biz ahir zaman Müslümanları batının palazlanmasıyla, gelişmesiyle, güçlenmesiyle, çökmesiyle İslam coğrafyasına ve hatta bütün dünyaya o dönemde yaşadığımız mağlubiyeti atlatamadık. Doğru psikolojiyle direnerek, direniş sağlayarak, yerimizde durarak, tanımlarımıza güvenerek atlatamadık. Ne oldu? Kendimizden şüphe ettik, geleneği suçladık, sünnete dilimizi uzattık. İşte sahabeye taan ettik, haşa sümme haşa. Yok işte şunlar bizi geri bıraktı, bunlar böyle etti falan filan. En son Müslümanlar kendi dinlerinden, imanlarından şüphe edecek kadar duruma geldiler. İrtidat edenlerimiz oldu. Ahir zaman aynı zamanda büyük bir irtidat dönemi. Gençlerimizin çoğuna bakıyoruz. Yani muhataralı bir durumdalar. Açıkça inançsız olduğunu söyleyenler de var. Bu aslında tamamen mağlubiyet psikolojisinin geliştirdiği bir şey. Nasıl ki Müslümanların zafer dönemlerinde kafirler kendilerinde acabaya düştüler. Büyük büyük kalabalıklar İslam'a girdi. Çünkü Müslümanlar çok muvaffak oluyorlardı. Attıkları her işte, atıldıkları her işte. Cenab-ı Hak onların yollarını açıyordu. Ama bu ahir zaman imtihanında öyle olmayınca hemen zayıflar dökülmeye başladı. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun elimizde böyle eserler var. Bizi bundan bu eserler, bu mürşitler, onların nasihatleri sayesinde koruyor. Öyle bir dönemde bu eser yazıldı. Yani Bediüzzaman Hazretleri o batı bilgisinin, teknolojinin, kimyanın, fiziğin, şunun bunun böyle alabildiğine övüldüğü, insanların materyalistleştiği, Abdullah Cevdet gibi isimlerin böyle göğsünü gere gere bunları savunduğu bir zeminde, devlet eliyle de yardım gördükleri bir zeminde bu insanların, Bediüzzaman Hazretleri İslam'ın ürettiği bilginin, İslam'ın bilgi üretim bakış açısının, bilgi çıkarımının, Kur'an'da öğrenilen bilgi, anlayış şeklinin doğru olduğunu büyük bir izzetle, şerefle, özgüvenle savunuyor.
bize de savunmamızı öğretiyor. Bunu birinci esasla önce onların bakış açısıyla bizim bakış açımızdaki derinlik farkına vurgu yaparak anlattı. Bir ikinci esasta hayatı şahsiyede inşa ettikleri insan üzerinden anlattı. Üçüncü esası da şimdi hayat-ı içtimaiye üzerinden anlatacak. Okuyalım, sonra da ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de inayetini ondan dileriz. Üçüncü esas. Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniyenin hayat-ı içtimaiye beşeriye verdiği terbiyeler. Ama hikmet-i felsefe ise hayat-ı içtimaiyede noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Noktayı istinadı, dayanma noktasını kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. Semeratı ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyittir. Halbuki kuvvetin şeyni tecavüzdür. Menfaatin şeyni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düsturu cidalin şeyni çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Ama hikmet-i Kur'aniye ise nokta-i istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel fazilet ve rızayı ilahiyi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavünü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı, hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip ruhu maliyata, yani yüksek şeylere teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Hakkın şeyni ittifaktır. Faziletin şeyni tesanüttür. Düsturu teavünün şeyni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyni uhuvvettir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyni saadeti dareyindir. Metnimiz bu kadar. Bir önceki dersimizi izleyenler hatırlayacaklar. Orada kişiyi ne hale getirdiğini gördük. Hikmet-i felsefenin kişiye ne verebileceğini, dünyaya dünya ile bakmanın, ya da daha doğrusu şöyle, dünyaya sırf dünya için, dünya içinde tanımlayarak bakmanın insanı ne hale getireceğini orada gördük. Şimdi burada toplumu ne hale getirdiğini göreceğiz. O parçalarda öyle, bakalım bütünde nasıl oluyor. Parçalarda da durum iyi değildi ama bütünde iş daha da felakete gidecek, göreceksiniz şimdi. Hadi başlayalım ince tefekkürüne. Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniyenin hayatı içtimai beşeriye verdiği terbiyeler. Hikmet-i felsefe, felsefenin bilgi üretim şekli veya felsefenin bakış açısı. Felsefe demekle de neyi kastediyoruz? Dünyayı dünya içinde anlama çabasını kastediyoruz. Dünyayı İslam'ın ifade ettiği gayb bilgisinden yoksun, manevi bilgiden yoksun, metafizik bilgiden yoksun olarak anlama çabası, bunun sonuçları olan şeyden bahsediyoruz. Hikmet-i felsefe bu yani. Bugün bizim eğitim sisteminde aldığımız çoğu bilgi böyle zaten. Matematik, kimya, biyoloji, bunlar done olarak İslam içinde kullanılabilir şeyler. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini görmek isterseniz onları da görebilirsiniz. Ama o bilgide o ayetleri görmeden yaşamanın, o bilgiyle yaşamanın, o bilgiyi hayatın tek bilgisi olarak bilmenin sonuçları ne olur? Burada Bediüzzaman Hazretleri bu eser boyunca onu eleştiriyor. Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur'aniyenin, Kur'an'ın hikmetinin, Kur'an'ın bilgi üretim şeklinin, Kur'an'ın bilgi anlatım şeklinin, bize aşıladığı bakış açısının, tefekkür açısının, yaşam açısının
Düşünün, düşünün, dallandırın, dallandırın. Bunların hepsi buraya dahil. Hikmet-i Kur'aniye'nin hayatı içtimai beşeriyeye, yani beşerin toplumsal hayatına. Burada neden Bediüzzaman Hazretleri hayat içtimai insaniye demedi de beşeriye dedi? Ben bunu tabii kendim tefsirlere bakarak öğrenmedim ama duyduğum bir şey. Beşer kelimesini Cenab-ı Hak Kur'an'da, yani tam bu kesin doğru bir bilgim bilmiyorum ama kulağıma birisinden gelmişti. Böyle hayvaniyet düzleminde insaniyete dair ifadelerde beşer ama Müslümanlık konu olduğunda, yani hayvandan insanı ayıran düzlemde insan kelimesini Kur'an'da kullanıyor diye birisi bana söylemişti. Böyle aklımda kalmış. Şimdi Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri'nin kullandığı yerlere baktığım zaman da hissediyorum ki ya böyle bir ayrım var gibi. Mesela burada içtimai beşer dediği zaman bu insan dediği şeyi daha yükseğe koyduğu için dünyadaki insan, dünyacı insan, onun düzeyini de beşer olarak anlayın siz. Hayat içtimai beşer diye söylemesi belki bundan olabilir. Yani insan kelimesini değil de beşer kelimesini burada tercih etmesi ondan olabilir. Allahu alem, en doğrusunu Allah bilir. Taksiratımızı affetsin. Kulağıma gelmiş bir bilgiyi sizinle paylaştım. Ama hikmeti felsefe ise hayat-ı içtimaiyede, toplumsal hayatta noktayı istinadı, dayanağı kuvvet kabul eder. Ne demek bu? Yani felsefeyle kuvvetin ne ilgisi var hayat-ı içtimai bağlamında? Arkadaşlar, biliyorsunuz evrim teorisi diye bir şey var. Üzerinde inşa olduğu zeminlerden birisi doğal seleksiyon. Yani güçlü olan ayakta kalır diyorlar. Gerçi onu ırgalayınca, inceleyince çok fire veriyor. Mesela diyorlar ki ya tek hücreli bakteriler milyonlarca yıldır hayattalar. Gayet de güzel hayatta kalabiliyorlar. Veya işte bitkiler %70-80'lerine kadar kesseniz yine filiz verebiliyorlar. Ama insanlar nasıl? Bazen %1 zarar görse kalbinde, beyninde tık gidiyor. Yani o mu daha iyi hayatta kalıyor, biz mi daha iyi hayatta kalıyoruz? Cevap aslında bitkiler veya işte o tek hücreliler. Onların hayatta kalma şeyleri daha yüksek, sayıları da daha fazla. Görmüyoruz ama zeminde her yerde sayıları bizden daha fazla. Şimdi böyle olunca onlar diyor doğal seleksiyon üstün olan galip gelir. Acaba öyle mi yoksa bize musahhar mı edinmişler? Yani belki de biz en aciziz ki öyleyiz de Bediüzzaman Hazretleri yine Kur'an'dan ve sünnetten mülhem bunu çok ifade ediyor. Ne belli öyle olduğu? Belki de bizim acizimiz için bize boyun eğdirilmiş. Yani güçlüyüz de çöktük diyorsak peki niye her alanda bizim gücümüz ortaya çıkmıyor? Niye bu kadar çabuk yeniliyoruz bir virüse, bir bakteriye veya herhangi başka bir arızaya? Niye bu kadar mağlup oluyoruz çabuk? Bizim ömrümüz bu kadar kısayken ağaçların ömrü niye bu kadar uzun? Biz daha üstünsek mesela. Gibi gibi sorulacak çok şey var aslında. Ama evet, yani bir şekilde bu dünyadaki varlığın amacını açıklamaları lazım. Onu da ne diyorlar? Kuvvet. Çünkü maddi sahada yaslanacakları başka bir şey yok. Biz niye işte doğaya boyun eğdiriyoruz falan filan? Diyor ki kuvvetliyiz ondan. Acaba gerçekten kuvvetli miyiz? Hepsinden daha mı güçlüyüz? Halbuki baktığımız zaman görüyoruz ki ya yok, o kadar da hepsinden güçlü değiliz. Yani virüs diye bir şey var mesela. Bir girdi mi mesela, Çin'den bir çıktı. Bütün dünyayı bir turladı. Hepimizi perişan etti. Hani biz daha güçlüydük? Ama işte dediğim gibi maddi sahada bir dayanak bulmaları lazım. O ona niye galip geliyor? Bu bunu niye yeniyor? O onu niye yönetiyor? Gibi gibi bir açıklama ihtiyacını duyuyorlar. Onu da kuvvete veriyorlar. Biz ne diyoruz? Biz bu Cenab-ı Hakk'ın bir ne diyelim uyum yasasıdır diyoruz. Tabiri caizse. Ya aslan geyiği niye yiyor? Çünkü aslan güçlü, geyiğe boyun eğdiriyor falan. Biz öyle demiyoruz. Bu diyoruz bir kontrol, bir uyum yasası. Cenab-ı Hak geyiklere aslanlarla bir sınır koymuş.
Eğer aslanları çeksen geyiklerin sayısı öyle artar ki ot bırakmazlar. Sonra kendi nesilleri de tükenir. Bırakmadıklarından dolayı yiyecek bir şey. Ama Cenab-ı Hak onların otları tüketmesine engel olmuş. Neyle? Aslanlarla. Aslanlara da engel koymuş ne? Geyiğe hızlı koşturmuş. Veya işte ne diyelim, geyikleri de sürü halinde yaşatıyor veya daha çok yavru sahibi yapıyor. Bir şekilde onları da hayatta tutuyor. Yani öyle bir durum ki arkadaşlar, şimdi bak aklıma geldi. Bunlar diyorlar ki bütün türler kendi canlılıkları için, hatta türlerin içinde fertler kendi hayatları için mücadele ediyorlar. Düsturu hayat cidaldir, birazdan gelecek bu. Yani mücadele etmek için buradalar. Herkes hayatta kalmaya çalışıyor. Ama neticeye bakıyoruz. Hepsi hayatta kalıyor. Hayatları da giderek bereketleniyor. Mesela şöyle bir fantazi kuralım. Bir salona 100 tane katili koyalım. Diyelim ki içinizden bir tanesi buradan sağ çıkacak. Yani bir mücadele başlatalım işlerinde. Düstura hayatları cidal olsun. Bir saat sonra gelelim. Belki de hakikaten bir tanesi sağ kalır. Belki o da kalmaz. Herkes ölmüş olur. Bizim sekülerlerimizin, dünyacılarımızın, ateistlerimizin, şunların, bunların varlık için iddiaları bu. Her şey kendi hayatı için savaşıyor, mücadele ediyor. Düşünceleri bu. Ama biz bu varlığa bakıyoruz ki ya eğer bu mücadele olsa bir şekilde bu türlerin tamamının tükenip sonuncusunun kalması lazım. Ama öyle olmamış. Bütün varlıklar devam ediyor. Hatta diğerinin varlığı ötekinin varlığı için gerekli. Yani düşmanı diyorsun sen zahiren ama ilişkiyi öyle açıklıyorsun. Aslan daha güçlü işte, o yüzden onun düşmanı falan ondan besleniyor. Ama aslanın sayesinde geyik varlığı devam ediyor. Veya geyiğin varlığı sayesinde başka bir şeyin varlığı devam ediyor. YouTube'da vardır işte, kurt belgeseli var ya, siz de izlemişsinizdir belki. Geçen bizim de sohbette bahsi geçti. Bir bölgede kurtların nesli tükenmiş. Sonra tekrar getirip kurt salmışlar. Oradaki ekolojiyi nasıl değiştirmiş? Eksik parça yerini bulmuş gibi olmuş. Her şey düzeliyor sanki onun gelmesiyle. Cenab-ı Hak böyle yaratmış işte alemi. O düşmanlıklar sandığımız şeyler aslında teavün. Şimdi geliyoruz işte. O kuvvetle açıklama bizi işin içinden çıkarmıyor arkadaşlar. Yani kuvvetliydi, o yüzden böyle oldu. Onun kuvveti vardı, o yüzden bu böyle oldu. Ya bakıyorsun ya, kuvvet size kuvvetli boyun eğdirilmiş. 3 yaşındaki çocuk giriyor. Kocaman ineğin montofon, Holland inekler, kocaman inekler vardı bizim orada, Holland diyorlardı onlara. Hollanda'dan getirilme bir ırk galiba. Normal inekten, yerli inekten çok iriydi, kocamanlardı. Ya altına giriyor 5 yaşında, 7 yaşında çocuk, tık 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 sağıyor, inek hiç itiraz etmiyor. Ona güç yeter mi ya? O bir dellense, o bir kızsa insan mı bırakır yani? Ama Cenab-ı Hak onu boyun eğdirmiş. At öyle, deve öyle. Yani köpek mesela insana hizmet ediyor. Hadi kurt al, evcilleştir. Kurt alıyorsun, hani böyle gözü açılmamış yavruyu bile alıp besleyen var. Hayvan büyüdüğünde evcilleşmiyor ya. Evcilleşmiyor. Hayvanın ona bir şeyi var. Hani belli ki fıtratında bir sınır var. Ona Cenab-ı Hak öyle emretmemiş. En'am olanlara emretmiş. Evcilleşiyorlar. İşte develer, öküzler, inekler falan filan, bunlar evcilleşiyor. Ama ötekilere bir sınırı var. Olmuyor. Onu geçemiyorsun. Demek ki bu mevzu kuvvet mevzu değil. Kuvvet bu tabiattaki ilişkileri, doğadaki ilişkileri, gözümüzle gördüğümüz alemdeki ilişkileri tamamen açıklayamıyor. Açıklaması çok eksik. Ama şunu veriyor, bir açıklama şekli veriyor yani. Mesela işte Allah'tan başka bir açıklama şekli arıyorsanız ona işte size bir malzeme veriyor mesela. Çenenizi yoracağınız, kafanızı yoracağınız bir malzeme veriyor. Ama hikmeti felsefe ise hayat içtimaiyede nokta istinadı kuvvet kabul eder. Yani hangi millet üstünse o diğerlerine galip gelir. Evrimciliğin, doğal seleksiyonun batıda bu kadar tutmasının bir sebebi de batının emperyalizmin, sömürgeciliğin bir meşruiyet alanı bulmasıdır buradan. Batılılar diyorlardı ki bizim hakkımız, çünkü biz en üstünüz. En üstün ırklar, canlılar biziz.
O yüzden diğerleri bizim hizmetçimiz olmalı. Onlara hizmet ettiriyoruz. Onları da biz medenileştiriyoruz. Onu da öyle tarif ediyorlardı. Nasıl bugün demokrasi getiriyorlar, anamızı ağlatıyorlar, demokrasi getirdikleri her yerde. Onun gibi de o zamanlar da medeniyet götürüyorlardı güya. En üst kendilerini sayıyorlardı. Çünkü bize vermiş Allah üstünlüğü, gücü. O zaman bizim hakkımız demek ki diyorlardı. Halbuki bu böyle olmayabilir. Bu bir imtihan da olabilir. Bakınız bu noktada Müslümanların da kafası karışıyor. Ya batılılar öyle olmuş, batılılar şöyle yapmış, bak adamlar bunu başarmış, şunu etmişler. Ya etmişler ama onların insan olarak bizden daha üstün olduğu anlamına gelmez bu. Yani Cenab-ı Hak imtihan olarak da vermiş olabilir, istidraç olarak da vermiş olabilir. Onların cehennemini daha da yandırmak için de vermiş olabilir, seni bu dünyada imtihan etmek için de vermiş olabilir yani. Kazanırken Müslüman olmak kolay, bakalım kaybederken Müslüman kalabiliyor musun? Gene tanımlarına, akaidine, amellerine, takvana sahip çıkabiliyor musun diye imtihan etmiş olabilir Cenab-ı Hak seni. İnsaniyetin ölçüleri başkadır. Dünyeviyenin ölçüsü başkadır. Adam iyi uçak yapıyor, iyi araba yapıyor, şunu bulmuş, bunu bulmuş diye. Ne belli Allah'ın ondan daha razı olduğu? Yani bunun kesin bir ölçüsü var mı öyle? Uçak yapıyor adam, Allah ondan razıdır diye. Mesela Einstein'ı çok şey yaparlar. Einstein diyorum, pardon. Estağfurullah. Edison cehenneme mi gidecek kardeşim, adam ampulü bulmuş falan filan, çok mevzu olur ya. Halbuki Elektrik Savaşları diye bir film vardı. Bu Tesla ile arasındaki mevzuları anlatıyordu. Ya bildiğin hayvanlara elektrik verip yakıyor Edison. Böyle bir adam yani. Öyle çok da merhametli. Hatta kumpas kuruyor, hile çeviriyor, arkadaşlarını satıyor falan filan. Böyle bir adam, başarı için her yol mübah diyen bir adam. Sen kıyıp şey yapamıyorsun, ya bak ampulü bulmuş bu adam, cehenneme mi gidecek falan. Gider. Çünkü ampulü bulmak iyi adam olmak anlamına gelmiyor olabilir. Değildir de zaten. Müslümansan, bir de ampulü bulmuşsan, bak bu bayağı bir ahiretini parlatabilir, ama öteki türlü ya bir tek bunu yapmış, şunu yapmış. İyi adam olmayabilir. Cenab-ı Hak kafire de hizmet ettirebilir. Nasıl hayvanlara ettiriyor? Değil mi? Cihada gidiyorsun, at üstünde gidiyorsun eskiden. Şimdi tabii teknoloji var. Araçlar var. Ya F-16 kullanıyorsun. F-16 yabancıların bulduğu bir şey ama sana hizmet ediyor. Böyle olabilir yani. Niye bu imkanları düşünmüyoruz? Hemen onlar şöyle olmuşsa, böyle olmuşsa falan filan gibi bir aşağılık kompleksine kaçıyoruz. Kaçmamak gerekir. Hikmeti felsefe ise hayat-ı içtimaiyede nokta istinadı kuvvet kabul eder. Kim kuvvetliyse o haklı. Çünkü onu bir üstünlük şeyi sayıyor. Doğal seleksiyon diyor. Veya işte tabiatın haklı çıkarımı diyor. Düzen böyle işliyor diye düşünüyor kendince. Onun da meşru olduğunu düşünüyor yani. Kuvvetlerin cebretmesini meşru görüyor. Hedefi menfaat bilir. Arkadaşlar bu kaçınılmaz bir sonuç. İşte dünyayı dünya içinde açıklarsanız kaçınılmaz sonuç. Biz bunlardan nasıl kaçabiliyoruz? Gayba düşünerek, ahireti düşünerek, Allah'ı düşünerek. Bak diyorum ki ben size kuvvet imtihan olabilir. Ama bunu Allah'ı bilmeden, gaybı bilmeden, daha doğrusu gayb diye bir şeyin varlığını ön koşul olarak kabul etmeden dünyayı varlığı bu kadarla açıklamaya çalışırken yapabilir miyim? Yapamam. Öyle ikinci bir düşünceyle, ahiret düşüncesiyle, gayb düşüncesiyle, Allah düşüncesiyle bunları yapabilirim. Dünyayı dünya içinde açıklarsam gittiği yer bu olur işte. Hedefi menfaat bilir. Yani dünyada eğer işte iman olmazsa, menfaatten başka üzerinde durulacak bir şey var mı? İnsanı harekete geçirecek. Ya korku ya menfaat. Mesela bir ateistle konuşmuştuk vaktiyle. Adama dedim ki ya şimdi senin dedim mutlaka yaptığın hayırlı işler de vardır dedim, iyilikler falan filan. Evet dedi, yapıyorum işte şunlar şunlar falan. Dedim ki bak, bunların senin dünyanda hiçbir anlamı yok. Ne demek dedi? Bak dedim, sen bir çocuğa neden iyilik yapıyorsun? İşte o çocuğun hayatı devam etsin diye, işte şefkatin. Ama dedim bak, yani o çocuk yine hiçliğe gidecek. Yani sen onun sadece sürecini yavaşlattın.
Yani bir gün önce gitmeyecek, 3 gün sonra gidecek. Yine hiçliğe gidecek senin imanına göre. Bir bu. İkincisi, dedim o fiilinde bir şey yok ki senin için. Manevi rahatlama için de aslında meşru bir şeyi yok senin için. Niye rahatladın dedim ben mesela. Ne elde ettin oradan? Diyor, elime bir şey geçmedi ama hani iyilik ettim. Ama ne elde ettin? Maddi olarak bir elde ettiğin bir şey var mı? Yok. Dedim senin dünyanda madde olarak bir şey elde etmiyorsan o işin boş olması lazım. Çünkü maddeden ötesi yok diyorsun. O zaman maddeden ötesi yoksa maddeden başka bir şey kazandığın bütün işlerde senin için boştur. Öyle olması lazım. Tutarlılık bunu söylettirir sana. Ya ama diyor falan filan. Niye? Bunlar şey işte arkadaşlar. Yani hala dinin izleri üzerlerine devam ettiği için iyiliği falan hala böyle Müslüman gibi anlıyorlar. Yapıyorlar. Ama onu yaparken Allah'a murad etmiyor. Manevi rahatlık geçiyor kalbinden. Veya işte bir alışkanlık olmuş fıtratında. Yoksa menfaatten başka dünyada, yani sırf dünya için yaşayan birisinin menfaatten başka cazibedar nesi var? Varlığın varlığa dokunmasının tek yolu onun için menfaat. Bana bir varlık katması lazım. Ben şimdi mesela diyorum ki şuna iyilik yapayım. Ne için? Cenab-ı Hakk'ın rızası için. Neden? Cenab-ı Hak benim varlığıma varlık katacak ahirette. Hem de bu dünyada da varlığıma varlık katmak bildiğim bilmediğim yollarla Cenab-ı Hakk'a aittir diyorum. Bak bir alan açıldı bana, ikinci bir alan. Dünyayı menfaat üzerinde tanımlamak zorunda değilim. Cenab-ı Hakk'ın razılığı üzerinden tanımlayabilirim. Çünkü asıl varlık onun razılığıdır. Onun razı olduğu vardır. Ötekisi yok hükmündedir. Böyle olunca benim daha renkli bir varlık tanım alanım var. Ama ötekininki ne? Ne alacağım ondan? Ne geçecek elime? Benim menfaatim ne? Bunun üzerine kurulu. Düsturu hayatı cidal tanır. İşte mücadele. Kuvvetli olan galip gelecekse o zaman işin aslı mücadele olmalı. Herkes kendi şeyini kovalamalı. Bu sayede üste çıkmalı. Yarışmalı. Hayat bir yarıştır mantığında. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet yani ırkçılık menfi milliyeti tutar. Ne demek bunlar? Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet menfi milliyet tutar. Yani yine bir tür bencillik yapıyor ama bu bencilliği maddesel bağ üzerinden yapıyor. Nedir o maddesel bağ? Kan bağı. Unsuriyet, menfi milliyet aslında bu. Kan bağı üzerinden bir asabiyet geliştiriyor, onunla yapıyor. Diğer manevi bağları dünyasına almadığı için o manevi bağlardan yoksunlaşıyor. Dünyası giderek ırkçılığa, menfi milliyete, parçalayıcı milliyetçiliğe. Müspet milliyetçilik nasıl olur? Bütünleştiren milliyetçilik olur. Yani İslam milliyetçiliği olsa mesela bizi birleştirir İslam. Türk'ünü, Kürd'ünü, Laz'ını, Çerkez'ini birleştiren bir şeydir İslam. Ama onun içindeki parçalayıcı milliyetçilikler menfidir. Çünkü böler bizi. Yani burada işte ya hiç kimse kendi milletini sevmesin demiyoruz. Millet elbette sevilir ama onu bütünün parçası bilerek seveceksin. Yoksa bütünün rağmına, onun aleyhine sevmeyeceksin. Öyle seversen bu sefer parçalamaya vesile oluyor. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet menfi milliyet tutar. Çünkü kan bağından başka bağ yok onun dünyasında. Madde bağı var. Veya daha farklı şeyler olur mesela. Masonlar, şunlar bunlar yine menfaat eksenli oluşumlar. Onları tutabilir. Semeratı ise, meyveleri ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin, nefsin geçici heveslerini tatmin, hacat-ı beşeriyeyi, beşeriyet düzlemindeki ihtiyaçları tezyittir, ziyadeleştirmektir. İhtiyaçları ziyadeleştirmek nasıl oluyor? İşte bir asır önceki insan 10 şeye muhtaçsa biz şimdi 100 şeye muhtacız. Ya zenginleştik mi? Yok, aslında fakirleştik. Bize özleyeceğimiz, arayacağımız, peşinden koşacağımız, açlığını çekeceğimiz, hayalini kuracağımız bir sürü şey öğretiyor bu medeniyet. Açlığımızı öğrete öğrete bizi kendisine çekiyor. Onun karşılığını veriyor çünkü. John Berger diye bir yazar var. İngiliz, komünist ama sanat eleştirmeni bir yazar.
komünist ama sanayileştirmen dedim. Garip oldu. Bu adamın mesela güzel bir şeyi var. Diyor ki bu asırdaki fakirlik geçmiştekilere benzemiyor diyor. Niye? Çünkü diyor bu zamandakilere belli bir sayıdaki zengin kendi durumlarını dayatıyorlar diyor. Biz bakıyoruz değil mi? Bir magazin haberlerinde şunda adamın nesi var? O spor arabası var, bilmem şusu var. Şuraya gezmeye gitmiş falan filan. Mutluluğun tek şekli olarak bu dayatılıyor. Böyle olmayan herkes kendini mutsuz hissediyor ondan sonra. Ya eksiğimiz varmış gibi hissediyoruz. Yok ama öyle hissediyoruz. iPhone'un yeni modeli çıkmış. Duyuyoruz. Bir önceki var mesela bizde. Gerçi bende iPhone 3 var. Daha da eskisi. Daha eskisi dedim. Bir öncekini var diye adam şey hissediyor kendini kötü. Ya bak üstü çıkmış. Alamadık ondan falan. Bu ne? Bu suni bir fakirlik, yoksulluk. Ama bunu aşılıyor işte. Hacat-ı beşeriyi tezid ediyor. Seni onunla kendi tuzağına düşürüyor. Onun peşine düştükçe, bunun peşine düştükçe, şunu da elde edeyim dedikçe haramına doğru çekiyor, dünyasına doğru çekiyor, kendi zeminine doğru çekiyor. O popüler olanın gazına gelip normal helal kazancı yetişmeyip ona insan ne yapıyor? Harama giriyor türlü. Mecbur biliyor kendisini bunu yaparken. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Yani kuvvet ne yapar? Kuvvetli olan haklıdır dersen bu işin ucu ister izlemez tecavüze gider. Mutlaka hakkına girersin, hayatına girersin, hanesine tecavüz edersin. Yani bunun her türlüsü olabilir. Bir şekilde kadredersin. Kuvvet kararında kalmaz. Kontrolsüzdür. Kontrolsüz güç güç değildir ama aslında kuvvette de bir kontrolsüzlük vardır. İnsan da tabii olunca böyle oluyor. Cenab-ı Hakk'ın yoksa kudreti elbette hikmetinden uzakta değildir. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Yok mu yani kuvvetli olup da tecavüz etmeyen ama illa durduran bir şey olması lazım. Durduracak bir engeli olmadığında o adam tecavüze yeltenir. İşte çingeneye padişahlık vermişler, babasını asmış derler ya, o hesap. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Dünya bütün insanlara aynı derecede yeter mi? Yetmez arkadaşlar. Yani bu dünyanın kaymağını kim yer? İşte binde bir yer. Binde 999'u yesin. Ya da 501 tanesi yesin. Olmaz. Yetmiyor zaten. Yani o kaymak dedilen şey, odaki israf. Zaten israftır o kaymaktan kastımız o. Dünyanın kaymağı dediğimiz şey israfla alude bir geçim yolu. Herkes israf edemez. Yetmiyor. O kadar koymamış Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak eğer israf etmesek hepimize saadet kazandıracak şeyi koymuş. Yetecek. Yetiyor. Ama israfa girdiğimiz anda ne oluyor? Bereket de kaçıyor. Mutluluk da azalıyor. Hem de senin yediğin fazladan dolayı aç kalanlar olmaya başlıyor. Cenab-ı Hak böyle bir düzen kurmuş. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Senin mi olacak, benim mi olacak? Şuradaki petrol kuyuları senin mi olacak, benim mi olacak? Şuradaki işte toprak parçası senin mi olacak, benim mi olacak? Atıyorum doğal gaz kaynakları senin mi olacak, benim mi olacak? Şuraya malı sen mi satacaksın, ben mi satacağım falan filan. Hep böyle gerilim. Üstüne boğuşmak gerekiyor menfaat. Çünkü yetmiyor herkese. Düsturu cidalin şeyini çarpışmaktır. Yani mücadele düsturunun şeyini çarpışmak. Görüyorsunuz Batı medeniyeti insanlığın zirvesi oldum falan dediği dönemde iki dünya savaşı verdi. Bütün dünya tarihindeki savaşlardaki ölümleri toplasanız belki o kadar insan ölmemiştir. Üçüncüsünü de zorluyorlar yani illa yapacaklar herhalde. Çünkü o mücadele bu sonucu verir. Madem ki üst olmak istiyorsun, daha iyi, daha yüksek, daha bilmem ne, daha istiyorsun. Ya yetmiyor mu eldeki malzeme? İlla bozuşacaksınız birbirinizle. Ne zaman ki dünyayı yediniz, dünya size yetmedi, bozuştunuz. Hatta sosyalistlerin kitaplarında dünya savaşında şöyle diyorlar. Biz dünya savaşı diyoruz, onlar şöyle diyor. Birinci paylaşım savaşı, ikinci paylaşım savaşı. Hakikat var mı? Var. Çünkü hakikaten paylaşamamaktan çıktı mevzu. Dünyayı paylaşamadıklarından savaştılar. Cemaatlerin rabıtasını, bağlarını
pardon burayı okumuştuk. Unsuriyetin şeyini, düsturu cidalin şeyini çarpışmaktı dedik. Unsuriyetin şeyini, şanı, huyu, adeti, unsuriyetin, ırkçılığın adeti, başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. O da oraya gider. Irkçı olan mutlaka kendi ırkından olmayanı yutmaya çalışır. Onun elindekini almaya çalışır. Oraya gider o iş. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri bu sözleri söylediğinde Birinci Dünya Savaşı yaşanmış. İkinci Dünya Savaşı da yaşanmak üzereydi herhalde. O eşikte söylüyor bunları. Beşerin saadeti selb olmuş mu? Olmuş. Ama hikmeti Kur'aniye ise noktayı istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Bizim doğru haklılık hiyerarşimiz ya da galibiyet hiyerarşimiz ya da üstünlük hiyerarşimizin zemini hak. Neye göre hak? Kur'an'a, sünnete göre hak olan, doğru olan, adalet olan neyse biz ona da yaslanıyoruz. Karşımızdakinin kuvvetine değil, elindeki delile bakıyoruz, dayandığı bürhana bakıyoruz, meşruiyetine bakıyoruz yani. Hikmet-i Kur'aniye ise nokta istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Haklı olan galiptir, kuvvetli olan değil. Kim haklıysa o galiptir. Bu dünyada olmadı mı? Ahirette illa yine o galiptir. Allah ona hakkını verecek. Bu dünyada bir sebepten zalime zulmetme hakkını vermiş olabilir ama ahirette mazlumun hakkını ondan alacak. Biz böyle inanıyoruz. Ve elimizde imkan varsa da mazlumdan taraf oluyoruz her zaman. Gayede menfaate bedel, gayede, hedefte menfaate bedel fazilet ve rıza-i ilahiyi kabul eder. Bak, menfaate bedel ikinci bir alan açıldı. Bu alanın bu dünyada bir getirisi olmayabilir. Ben Cenab-ı Hakk'ın rızasını arayarak birçok şey yaparım. Bunların bana menfaati maddi anlamda görmeyebilirim. Şartta değil. Asıl amaç burada Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak. Çünkü benim eda etmem gereken hikmet o. Varlık sebebim o. Cenab-ı Hakk'ın hakkını veriyorum ben orada. Böyle tanımlıyorum. Ha, onun üstüne Cenab-ı Hak bana ahiret veriyor, cennet veriyor. İnşallah bu dünyada da saadet veriyor. İnşallah. Bunlar olur da olmayabilir de ama onları bir ikincil alan olarak açabiliyorum. Bunu bildiğim için. Dünyayı dünya içinde tanımlamaya, açıklamaya mecbur olmadığım için ikinci bir ne diyelim eksen oluşturabiliyorum ve o eksende bir hiyerarşi, bir bilgi üretim şekli, bir meşruiyet alanı açabiliyorum. Müslüman'da bu kazanç var arkadaşlar. Dünyayı dünya içinde açıklamaya mecbur değiliz biz Müslümanlar. Dünyayı dünya içinde açıklamaya mecbur değiliz. Böyle bir mecburiyetimiz yok. Böyle şeylere girmeye de gerek yok. Komplekslere. Fazilet ve rıza-i ilahiyi kabul eder. Hedefi budur. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavünü esas tutar. Yani mücadele düsturu yerine teavün düsturunu esas tutar. Her şey aynı Allah'ın mahluku olduğuna göre, o Allah da Rahman Rahim olduğuna göre, Hakim olduğuna göre, daha nice nice güzel Esma-ül Hüsna'sıyla yarattığına göre, ben nasıl bakıyorum? Bu varlıkta benim gördüğüm kavga gibi şeyler aslında bir bütünün parçaları. Benim görüşümdeki bozukluk olabilir bu. Bana öyle geliyor ki aslan şeye çok büyük zulüm ediyor geyiğe. Ama belki de Cenab-ı Hak onu yaptırmakla geyik türüne daha büyük başlıkta yardım ediyor. Hastalıklı geyiği diyorlar ya mesela sürüdeki hastalıklı geyiği ayıklıyor aslanlar. Zayıfları ayıklıyor. Böylece bir dahaki nesil daha kuvvetli oluyor geyiklerde falan filan. Böyle anlatımlar vardır, izlemişsinizdir belki. Bak, yardım üzerine aslında o bütünün devamlılığı, oradaki büyük resmin tamamlanması, o resmin tamamlanması sırasında ben bazen bazı şeyleri yanlış görüyorum. Bana yanlış gibi gözüküyor. Fakat büyük resme baktığında doğruya çıktığı için benim görüşümde bir hata olmalı diye düşünmeliyim. Benim yaklaşımımda bir hata olmalı diye düşünmeliyim. Yoksa aynı Allah'ın, aynı Rahman Rahim Allah'ın mahlukatı birbiriyle savaşıyor değil, yardımlaşıyor olabilir ancak.
hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavünü esas tutar. Ben de kendi hayatımda bunu esas tutarım. Yetişebildiğim kadar, koşturabildiğim kadar yardıma çalışırım. Çünkü bence varlık bunun üzerine devam ediyor. O resme ben de bu şekilde dahil olurum ki ameli salihin İslam'daki türlerinden birçoğu da hep yardımlaşma üzerine sadakadır. Hatta işte yolda gördüğün çöpü kaldırıp atmaktır. Çöp tenekesine kenara almaktır veya zarar olacak bir şeyi. O bile sadakadır, yardımdır. Biz öylesi teavün şeylerine dahil olduğumuzda ameli salihlere aslında kainatın gidiş yönüne dahil oluyoruz. Kainatın onun üzerine işlediğini düşündüğümüz için biz de fiillerimizde dahil olmuş oluyoruz. Elhamdülillah. Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza ilahiyi kabul eder demiştik. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavünü yardımlaşma düsturunu esas tutar. Cemaatlerin bağlanmalarında unsuriyet, milliyet yerine, ırkçılık yerine, asabiyetler yerine, rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Yani bizi birleştirenlere bakarız. Parçalayanlara değil. Din bizi birleştiriyor mu? Ona taşımızı oynarız. Bizi daha büyük bir zemine çıkaran neyse ona oynarız. Aynı dine mi mensubuz? Kardeşiz. Aynı sınıftan mıyız? Kardeşiz. Aynı vatandan mıyız? Kardeşiz. Yani bizi kardeş yapan büyük dairede neyse ona taşımızı oynarız arkadaşlar. Mesela aynı meslek grubundan bir arkadaşla karşılaştım. Vay sen de mi işte bizim meslektensin? Bak kardeşlik oluşturuyorsa oyna taşın oraya. Veya işte gittin bir yerde Sivaslı'yla karşılaştım. Ben mesela gittim Sivaslı. Vay abi sen de mi Sivaslısın falan. Bak orada bu tatlıdır. Niye? Muhabbete vesile oluyor. Taşın oyna oraya. Gittim Müslüman gördüm bir gayrimüslim memleketinde. Vay kardeşim sen de mi Müslümansın? Oyna taşın oraya. Çünkü bunlar daha büyük resimde bizi birleştiriyor. Bizim taşımız her zaman bizi daha büyük resimde birleştireceğe doğru oynamamız lazım. Parçadan bütüne götüreni oynamamız lazım. Müslümanın şeyi budur. Çünkü parçanın diğer parçayla savaştığını düşünmüyoruz. Doğru rabıtayı bulursa onların hepsinin aynı bütünün bölgeleri olduğunu düşünüyoruz. Dilimleri olduğunu düşünüyoruz veya işte yapbozun parçaları olduğunu düşünüyoruz. Sadece doğru rabıtayı bulma meselesi var. Rabıtayı bulduğun an o bütünlük ortaya çıkacak zaten. Mustafa Özel Hoca'nın kitabında roman diliyle ekonomi miydi, iktisat mıydı? Roman diliyle iktisat olabilir. Tam aklıma gelmedi, başka birisi de olabilir. O seriden birisiydi ama roman diliyle falan diye bir serisi var onun. Orada şey diyor mesela Avrupa diyor milliyetçiliği buldu. Daha da dağınık durumdayken toparlanmasını sağladı bu. İşte 300 devletten 30 devlete indi diyor. Müslümanlar milliyetçiliği aldı. 30 devletten 300 devlete çıktılar diyor. Tabiri caizse yani tabii. Hatta orada daha başka rakamlar da olabilir. Rakamları da yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama özetle şey bu. Yani milliyetçilik batıda birleşmenin aracıydı. Çünkü daha da bölük bölçüklerde asabiyetler, kabileler, işte feodalite ne diyorlar onlara? Derebeyleri falan böyle parça parça idareler vardı. Milliyetçilik onları toparladı bir nebze. Fransız ulusalcılığı, Alman ulusalcılığı, İngiliz ulusalcılığı biraz toparlandılar. Farklı ırkları aralarında erittiler. Ama Müslümanlar zaten İslamiyet diye daha büyük bir başlığa sahiplerdi kendilerini birleştiren. Müslümanlar milliyetçiliği alınca ne oldu? Parçalandılar. Çünkü zaten daha büyüklerdi. O dedi ben Türk'üm, bu dedi ben Kürt'üm, öteki dedi ben Çerkez'im, bu dedi Arnavut'um falan. Ne oldu? Bak parçalanmaya götürdü bizi. Çünkü daha altta değildik, biz daha üstteydik. Evet, rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı, hedefleri, hevesat-ı nefsiyenin tecavüzatına set çekip, bak hevesat-ı nefsaniyenin geçici heveslerin, çünkü geçici hevesler bizim için varlıksal değil. Biz hayırlıyı nasıl tanımlıyorduk? Külliide gözüken, varlıkta devamlı olan da gözüken, bekada gözüken olarak tanımlıyorduk. Yani daha
Ney daha çok varlığa, daha varlıkta uzun kalmaya dairse o vücudidir diyorduk, hayırlıdır diyorduk. Ahiret için olan bu dünyadan daha hayırlıdır. Niye? Çünkü ahiretteki varlık sonsuz. Dünyadaki varlık fani. O bağlamda bizim nefsin hevesatına set çekmemiz doğal. Çünkü biz o şeyleri, gayreti, enerjiyi, fiilleri ahirete yönlendirmek istiyoruz. Burayla uğraşmak istemiyoruz. Burada kaybediyoruz çünkü. Hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip ruhu maliyata, yüce şeylere, maliyat o demekti, yüksek ve yüce fikirler, bekaya dair olan, sonsuzluğa dair olan şeyler, oraya hizmet eden şeyler, set çekip ruhu maliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder. Ulvi hisleri tatmin eder, insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Hissiyat-ı ulviye ne demek? Ya işte yine sonsuzluğa dair olan şeyler diyelim. Bir geçen derste de verdiğim misal, işte 100 lirayla baklava alıp yemek de var, o 100 lirayı yardım isteyen birisine vermek de var, muhtaç birisine vermek de var. Birincisinde bu dünyalı yanım beslendi, ikincisinde ahiretli yanım beslendi. Ve ahiretli yanımın beslendiğinin delili, ben o yardıma muhtaç insana verdiğim 100 lirayı hiç unutmam. Ne zaman hatırlarsam gönlümde bir lezzet hissederim. Elhamdülillah Allah bana o zaman, o anda o hayırlı işi yaptırdı, o hayrı seçtirdi diye şükrederim. Kendimi iyi hissederim her zamanda. Ama o baklavaya harcadığım paraya bazen üzülürüm. Hatta çoğu zaman üzülürüm. Lan nereden verdik? Şeytana uyduk, bak cebimizde de para kalmadı falan diye üzülebilirim. Doğal bu. Ama öteki iyiliği unutturmaz. Ruha, manaya, ahirete dolanlar, ait olanların sonsuzluğunu bu dünyada da bizi bırakmamasından anlayabiliyoruz. Ahirete dair olanların sonsuzluğunu bu dünyada da bizi bırakmamalarından anlayabiliyoruz. Ötekilerin de faniyeliğini hemen terk etmelerinden anlayabiliyoruz. Zevali lezzetin eleminden anlayabiliyoruz. Evet. İnsanı kemalat-ı insaniyeye, bak burada artık insan kelimesini kullandı, beşer demedi. Üste beşer demişti, burada insan dedi. Bu da o manayla ilgili olabilir. Yani insan kastedildiğinde hayvaniyet yüzeyinden üste çıkmış olan canlı kastediliyor. Hayvan gibi olmayan, o dünyacı düzlemden yukarı çıkmış olan, kendisinin yaratılış amacı olan uhreviyete yüzünü dönmüş olan kastediliyor olabilir. Ama beşeriyet daha bizim hayvana yakın olan, dünyacı olan yanımız. Dünyaya yönelirsek beşer oluyoruz. Ahirete yönelirsek insan oluyoruz. Yöneldikçe insan oluyoruz. Bu tarafa döndükçe de beşer oluyoruz diyebiliriz Allahu alem. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Hakkın şeyini ittifaktır. Neden? Doğru bir buluştunuz. Karar verdiniz, buluştunuz, ittifak. Bu böyledir. Senin için de böyledir, benim için de böyledir. Buluştuk. Yani sana göre, bana göre kalmadı orada. Faziletin şeyini tesanüttür. Yani dayanışmadır faziletin şeyini. Faziletli insanlar dayanışma taraftarı olurlar iyilikte. Düsturu teavünün şeyini, yardımlaşma düsturunun şeyini, şanı birbirinin imdadına yetişmektir. Yardımlaşma düsturu da bunu gerektirir. Dinin şeyini uhuvvettir, incizaptır. Çünkü birleştiriyor, aynı Allah yarattı bizi ya. Bundan ötesi var mı? Birleştiriyor, uhuvvettir, incizaptır. Artık ön yargılı bakamıyoruz, düşmanca bakamıyoruz. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü diyoruz Yunus Emre gibi. Allah ona rahmet etsin. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadeti dareyindir. Hem bu dünya saadeti hem öteki dünyanın saadeti bunlarla bağlanmıştır. Nefsi bağlamak, gemlemek, dizginlemek, sapıtmasına engel olmak, kontrolden çıkmasına engel olmak, ruhu da kemalata koşturmak. Bu dünyada bile olsa bu dünyayı cennet eden bir şey. Ama nefsi üzerine yaşayan insan canavarlaşıyor. Bakın arkadaşlar, medyaya bakın, çevrenize bakın, böyle işte türlü türlü ahlaksızlıklar duyuyoruz. Bunların hepsinin merkezinde nefis, menfaat, mücadele, kuvvet. Adam arzuluyorsa,
menfaat düşünüyorsa orada, kuvveti de yetiyorsa benim hakkım diyor. Bugün diyebiliriz ki bu tecavüz, bilmem şu bu falan, bütün bu mevzuların dibinde yatan şey bu düsturlardır. Yani bu adamlar böyle düşündüğü için bu günahları işleyebiliyorlar. Yukarıdaki gibi, Müslüman gibi düşünseler, işte hakkı kabul etse, hakkım yok dese bunu yapmaya mesela, fazileti arasa, teavünü esas tutsa, rabıtayı dini gibi düşünse mesela, yapamaz bunları. Dolayısıyla hep diyorum, sekülerizm bir çelişki yumağıdır. İnsanı bütün gücüyle dünyaya sevk ettikten sonra durdurabileceğini düşünmek, yani o faziletin sınırlarında duracağını düşünmek büyük bir hatadır. Ancak çok büyük istibdatlarla, zulümlerle, yasalarla, işte kameralarla falan zapt etmeye çalışıyorlar. O da nereye kadar? Zapt edemiyorlar ki, günahlar işlenmeye devam ediyor. Artarak devam ediyor suçlar, günahlar falan. Niye? Hem ne derler, koyun sürüsünü salıyorsun uçuruma doğru, hem de düşmeyeceklerine emniyet ediyorsun. Ya düşerler. Olmaz bu iş yani. Hep tutamazsın onları öyle sevk ettikten sonra. Ya da suyun ağzını açıyorsun ama sel olmayacağını umuyorsun. Sekülerizm hep tutarsızdır arkadaşlar bu noktalarda. Hem önünü açar bir günahın, işlenmesi için zemin hazırlar, ortam hazırlar, önündeki engelleri kaldırır. Müslümanca konulmuş yasaklara, örfleri, adetleri, yerel otoriterlikler falan filan diye hepsini biçer. Küreselleşmecilik mesela. Kendisi çok otoriterdir küreselcilik. Ama yerel otoritelere katlanamaz. Onları böyle kendi selinin önünde bend olarak görür. Ondan sonra da umar ki bu iyi bir yere gidecek. Ya sele verdin sen ortalığı. Nasıl iyi bir yere gideceğini düşünüyorsun? Kontrolsüz her yanımızı açıyorsun sen. Kontrolsüz her yanımızın önünü açıyorsun. Ondan sonra da bunun bir yerde duracağını zannediyorsun. Durmaz. İslam çok tutarlıdır. Haramlarda, helallerde. Bakınız vaktiyle konuşulmuştu, hani bir kadınla bir erkeğin bir mekanda yalnız kalmaması lazım. Aralarında nikah bulunmayan ya da işte akraba olmayan, yakın akraba olmayan durmamaları lazım. Şimdi yok diyorlar, bu zamanda böyle şey olur mu falan filan. Bakıyorsun taciz davalarında şunda bunda hep o yakınlıktan çıkıyor mevzular. Yani bir mekanda kalırlarsa bu adam da melek değil, bu da melek değil. Bu işler oluyor. İslamiyet o yüzden dur demiş kardeşim, girme bölgelerine. Ya da yapmayın, dikkatli olun demiş. İslamiyet hata mı etmiş yani? İnsanı fıtratıyla kabul ettiği için, oralarda manipülasyon yapmadığı için, olduğu gibi Cenab-ı Hak ustası olarak insanı böyle bize sunduğu için haşa hata mı etmiş? Haşa, öyle bir şey olmamış. İslamiyet'in doğru söylediğini, hakikat söylediğini gün geçtikçe, olaylar geçtikçe, zaman geçtikçe görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, bugün de bu kadar diyelim. Zaten bir saate yaklaşmış. Üçüncü esası okumuş olduk. Dördüncü esası muhtemelen tek derste okuyamayız. İki parçaya böleriz diye düşünüyorum. Yine de bakarız ya nasip. Bugün hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'aniye'nin hayatı içtimai beşeriye verdiği terbiyeler konusunu düşündük. O bilgi üretim şekillerinin bir tarafta Kur'an'ın ürettiği bilgi şekli, bir tarafta dünyacılığın ürettiği bilgi şekli. Bunların toplumsal hayatta nasıl meyveler devşirdiklerini anlamaya çalıştık, sonuçlarını okumaya çalıştık. Cenab-ı Hak bu öğrendiklerimizin hayırlı tesirlerini üzerimizde halk eylesin. Daha nice nicelerini de öğrenmek nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.